Mehmet Hacet, Kim kime niçin oy verecek? AK Parti'nin mutfağında seçim kampanyasını izleyen, sahadaki partililerin artılarını eksilerini akıl tartısından geçiren, söylemlerin vaatlerin tutarlılığını, halktan nasıl karşılık gördüğünü takip eden bir strateji ekibi var. Gidişata göre tartışıp, yol yordan belirleyip, hem kendi partilerinin hem rakiplerinin artılarına eksilerine göre kimi zaman günlük taktikler geliştiren bir ekip. Kapalı devre yapılan toplantıların bazılarına Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılıyor ve orada bütün konular tartışılıyor. Mesela Erdoğan'ın pazar günü açıkladığı seçim manifestosuna bu ekibin masasından geçtikten sonra son hali verildi. Dün strateji ekibinde yer alan isimlerden birine arayıp konuştum. Neler yapıyorsunuz? Seçimlere nasıl hazırlanıyorsunuz diye sordum. Muhatabım önce ekibin nitelikleriyle ilgili bir tarif yaptı. Özgüvenli, ne yaptığından emin, siyasal iletişim ve reklam stratejisini teorisi ve pratiğiyle iyi bilen bir ekip olarak çalışıyoruz dedi. Peki bu seçimin ana teması, popüler deyişle mottosu ne olacak? Kampanyada 2011 söylemi. Dinlediklerimden anladığım 2011 seçim kampanyasına damgasını vuran hep birlikte Türkiye'yiz teması 24 Haziran'a giden yolunda temel dinamiğini oluşturacak. Manifestoda bunun izleri vardı. Konuştuğum partili isim Erdoğan'ın pazar günkü konuşmasında geçen şu ifadeyi hatırlattı. Birimiz özgür olmadan diğerimiz özgür olamayız. Birimiz geleceğini güvende görmedikçe diğerlerimiz de göremez. Hürriyete, demokrasiye, reformlara ve adalete yapılan vurgu AK Parti'nin kampanya boyunca pozitif bir dille seçmenin karşısına çıkacağına işaret ediyor. Peki muhalefette durum nasıl? Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü grup toplantısında karşısına rakip olarak çıkacak isimlerin söylemlerini bu nasıl cüce bir politika sözleriyle eleştirdi şöyle dedi. Muhalefete bakınca şöyle bir manzara ortaya çıkıyor. Birisi milletin evini, birisi devletin uçaklarını, biri yönetim sistemini göze kestirmiş. Biri Çankaya'da yatacakmış, birisi Külliye'yi gençlere verecekmiş. Bu nasıl cüce bir politika? Millet sizden neyi yıkacağınızı değil, neyi inşa edeceğinizi bekliyor. Erdoğan'ın muhalefete yaptığı neyi yıkacağınızı değil, neyi inşa edeceğinizi söyleyin çağrısı önemli. Muharrem İnce'yi dün Türk iş ziyaretinde izledim. Bir taraftan benim derdim Tayyip Erdoğan değil dedikten sonra saraydan girdi korumalardan çıktı. İyi Parti adına Cumhurbaşkanı adayı olan Meren Akşener ise, tüketici kredisi çekip de ödeyemeyen, kredi kartıyla açılıp borcunu kapatamayan 4,5 milyon kişinin borçlarını satın almaktan bahsediyor. Bunun için belli bir takım kriterler getirilecekse bu iyi bir vaat olabilir. Ancak böyle bir kapının Akşener'in vaat ettiği gibi tümden açılması işi popülizmin zirvesine kadar götürür. Düşünsenize kafasına göre bankalardan para çekip hesapsız kitapsız keyfek eder bu parayı harcadıktan sonra nasıl olsa bir seçim gelir devlet bu borçları sahiplenir diye düşünecek olan istismarcıları. Öbür yandan borç yiğidin kamçısıdır diyerek çalışıp ter dökerek borçlarını kapatanlara karşı burada bir haksızlık yapılmış olmuyor mu? %30-35 için ikili rekabet. 24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'a karşı yarışacak olan İnce ve Akşener'in ortak hedefi Cumhurbaşkanının kendisi. Demokratik rekabet içerisinde bundan daha doğal bir hedef olamaz. Ancak kullandıkları söylemlere baktığımız zaman bu iki ismin bir diğerine çok yakın özellikler taşıdığı görülebiliyor. Sözüne ve yaptığı anketlere güven duyduğum bir kamuoyu araştırmacısının söylediği gibi, bu iki ismin oy kapasitesi anlamında beslendikleri alan aynı havuza tekabül ediyor. %30-35'lik bir havuz. Bu havuzdaki oyları İnce ile Akşener'in paylaşacağını öngörebiliriz. İkisi de geriye kalan %65-70'lik havuzdan oy kapmak için mücadele veriyor ama şu ana kadar gösterdikleri performans ve profilleri CHP ve MHP'nin seküler milliyetçi kesiminden daha fazlasına sempatik gelmiyor. Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye artık oy vermeyeceğim deyip de bu iki isimden birine yöneleceğini beyan edenlerin miktarı ise seçim sonuçlarını derinden etkileyecek kadar çok değil. Araştırmaları da dikkate alarak süreci izlemeye devam edeceğiz. Mehmet Hacet, Yeni Şafak